Bugün toplumu oluşturan, güzelleştiren, her yerde izleri olan baş tacı kadınlarımızın gününü kutluyorum. Ben Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ olarak bugün kadınların ülkemizde neler yaptığını, neleri başardığını kısaca özetlemek istiyorum. İşin açıkçası bugün kadınların Avrupa Şampiyonluğunda final oynaması, olimpiyatlara gitmesi, Balkan şampiyonu olması, 2012 ve 2020 yılında olimpiyatlara giden, günümüzde olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden tek takım branşı, voleybol kadın milli takımımızın ayrı bir gururu var. Bu vesileyle biz Türkiye'de kadınların ne kadar başarılı olduklarını, özellikle voleybol camiasında bir gurur abideleri olduklarını altını çizmek istiyorum. Öylesine güzel, öylesine muhteşem işler yapıyorlar ki bugün artık ailelerimizde kız çocuklarına sorulduğunda kız çocuğunuzun hangi sporu yapmasını istersiniz denildiğinde inanılmaz bir rakamla %50'lerin üstünde %60'lara yaklaşan bir rakamla voleybolu tercih etmeleri. Çünkü burada şampiyonluklar, burada olimpiyat hayali kuranların olimpiyatta olmaları ve o kadar güzel başarıya odaklanmış bir voleybol camiasının temsilcileri oluyorlar ki biz de bunlarla gurur duymamamız işten bile değil. Neticede bugün kadınlarımızın ülke genelinde ne kadar başarıya odaklı, onlarsız olmayacağını ve olmazsa olmazlarımızın, baş tacı kadınlarımızın tekrar gününü kutluyorum ve mutlu, huzurlu günler diliyorum. İnşallah bundan sonra da kadınlarımız daha da büyük başarılara, daha da toplumda güzel yer alacaklarına canı gönülden inanıyoruz ve inancımızla da devam ettiriyoruz. Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın hoş. Bilsen de bilmesen de yara bere içinde bu yollardan geçeceksin. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden aşka kıyar. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere, gerek yok isyan etmelere. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. İsyan.
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı ya. Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden aşka kıyar. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı ya. Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere, gerek yok isyan etmelere. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere, gerek yok isyan etmelere. Merhabalar, ben Eda Erdem. Fenerbahçe Opet ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanıyım. Aralık 2000 yılında başladığım voleybol kariyerimin 21. yılında Türk kadınını takım arkadaşlarımla beraber gururla temsil ediyorum. Voleybola ilk başladığım yıllara dair aklıma gelen bir anekdot var ve onu sizlerle paylaşmak istiyorum. 14 yaşındayım, 1.80 boy uzunluğum var ve otobüsle tek başıma idmanlara gidip geliyorum. O dönem farklı bakışlara maruz kalıyorum ve arkamdan sürekli can sıkıcı şeyler söylüyorlar. Aradan geçen zaman içerisinde ablalarımız önce ülkemizde, sonra Avrupa arenasında başarılar kazanmaya başlıyorlar. Onlardan devraldığımız bayrağı biz daha da yukarıya taşıyoruz. Ve kulüpler düzeyinde dünya şampiyonlukları, milli takım düzeyinde olimpiyatlara katılmaya kadar çıtayı yükseltiyoruz. Şimdi 33 yaşındayım ve yine aynı sokaklarda yürüyorum. 2000'li yılların başında karşılaştığım o sözler, uzun boylu, güçlü fizikli bir kız sokakta yürüdüğünde yerini bu voleybolcu mu acaba bakışlarına bıraktı. Üstelik o bakışlarda kazandığımız başarıları sahiplenen, bizimle beraber o galibiyetlere sevinmiş ve o gururu ortak olabilmiş insanları görüyorum. Elbette bu değişim tamamlanmadı. Kadınlar olarak mücadelemiz hayatın her alanında bütün hızıyla devam ediyor. Ama artık verilen mücadelenin, harcanan emeklerin karşılığını alıyoruz. İş dünyasında, sosyal hayatımızda lider kadınlar artık hayatın her yerindeler. İşte bu yüzden biz kadınlar devraldığımız bayrağı bizden sonraki nesile rol model olarak, onları destekleyerek ve özgüven kazanmalarına yardım ederek teslim etmeliyiz. Kısaca hepimiz bir önceki nesile verdikleri mücadeleden dolayı borçluyuz ve aldığımız bayrağı daha yukarıya taşımakla yükümlüyüz. Kadınlar, kadınlar için daima. Senden sonra
olmadı. Hafif bir ses gibi belki, ama öyle yerin dolmadı. Ben şansımı Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Benden bu konuşma için bir üst başlık istediler. Fakat bu topraklarda yaşayan ve kadın olduğu için türlü mağduriyete maruz kalan bir birey olarak aklıma çok pozitif başlıklar gelmedi. Yaşadığım topraklarda kadınlar güvendiği adamlar tarafından katlediliyor. Yaşadığım topraklarda kadınlar oğulları, babaları, eski kocaları, sevgilileri tarafından katlediliyor. Yaşadığım topraklarda bu katliamcı zalimler mahkemeye giderken bir tek kravat takıp ihal indiriminden yararlanırken, maalesef çocuğunun hayatını kurtarmak için ve kendi canını korumak için karşısındaki adamı öldürmek zorunda kalan kadın aynı indirimden yararlanamıyor. Yaşadığım topraklarda medyanın korkunç bir dili var. Bulduğu her fırsatta kadını itibarsızlaştırıyor. Kadının katliamı giydiği mini etekle, gece dışarıda gezmesiyle, yalnız yaşamasıyla bağdaştırılıp neredeyse normalleştiriliyor. Biz masallarla yetiştirildik, büyütüldük. Fakat o masallarda maalesef her zaman kahraman erkek zavallı prensesi kurtardı. Yani kız çocukları ayakta durabilmek ve bir hikaye yaratmak için kahraman erkek tarafından kurtarılmaya muhtaç gibiydi. Oysa ki kız çocukları tek başına kahramandır, tıpkı erkek çocukları gibi. Farkında mısınız? Kız gibi olmak hakaret, erkek gibi olmak övgü olarak kullanılır. Ne kadar zalimce. Ama bütün bunlara rağmen ben inanıyorum. Kadınların gücüne çok inanıyorum. Kadınların dayanışmasına çok inanıyorum. İstikrarlı duruşlarına, umutlu, inançlı duruşlarına çok inanıyorum. Ben bu dünyayı kadınların değiştireceğine çok inanıyorum. Biz kadınlar omuz omuza mücadele ediyoruz. Bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu farkında mısınız? Yani omuz omuza olabilmek ve istikrarlı bir şekilde omuz omuza kalabilmek. Kadınlar gümbür gümbür geliyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Thank you.
I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Please give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. So I learned to depend on me. Decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me.
Farkında mısın, son 30 yıldır diyetteyiz. Her yaza girerken yeni bir diyet listesiyle hem ruhunu hem de vücudunu hafifletmek istiyorsun. Ve her seferinde tekrar tekrar bunun için elinden geleni yapıyorsun. Ama son 30 yıldır yapmış olduğun tüm diyet listeleri hem seni hem de hemcinslerinin şişmanlamasına, ağırlaşmasına, umutsuzlaşmasına neden oluyor. Sen de artık bunu fark et istiyorum. Çünkü bedenine yüklenilmiş olan o bütün tanımlamalardan kurtulmanı istiyorum. Bedenindeki tanımlamalar senin hem anneliğin üzerinden, hem kadınlığın üzerinden, hem de başarıların üzerinden yapılıyor. Ve her sabah çıktığın o tartıda belki de fark etmeden kadınlığını, anneliğini, başarılarını, başarısızlıklarını, geleceğini, aile oluşunu tartıyorsun. İşte bu noktada gerçekten kendine hiç fark etmeden muazzam bir mobbing uygulanmasına sebebiyet veriyorsun ve buna izin veriyorsun. İşte burada artık uyanmanı istiyorum. Evdeki tartıdan artık uzaklaşma zamanı geldi. Çünkü o tartı ne senin anneliğini, ne kadınlığını, ne geleceğini, ne de başarılarını tartabilir. Hiçbir rakamsal değer senin başarılarının toplamını açıklayamaz. Hiçbir rakamsal değer senin kadınlığını anlatamaz. Hiçbir rakamsal değer senin anneliğini anlatamaz. Ama bunun en başta senin izin vermemen gerekiyor. Onun için senden ricam şu, bir beslenme ve diyet uzmanı olarak yapmış olduğun, vermiş olduğun, sağlığın için vermiş olduğun karar ve bunun tartıyla ilgili rakamsal değişimlerinden kendini artık bağımsızlaştır. Ve bedenindeki değişimi kendi gözlerinle takip et. Yani ev tartıları değil, kendi gönül gözünle kendini tartmaya başla. Ve bedenini sar, sarmala, sev, onayla. Çünkü onun onay merciği sadece ve sadece sensin. İşte bu noktada bu uyanışın, bu farkındalığın sen ve benim için çok kıymetli. Çünkü kadınlığımızın hiçbir rakamsal değeri yok. Parça parça
boşum, farkın olmadan ben ölmüşüm. Mevzu bu mu? Merhaba, ben Aslı Dal. Öncelikle Ankara'nın Kadınları Projesi için içinde yer alacağımı duyduğum zaman çok gururlandım. Kendimi nasıl tanıtacağımı düşündüm. Ben bir Ankara Koleji mezunuyum. Mezun olduğum okulda onur duyuyorum. Aynı zamanda da okulun Mezunlar Derneği Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyorum. ODTÜ Kimya Mühendisliğinden mezunum ki ODTÜ'lü olmak da ayrı bir onur veriyor bana. Evliyim ve 3 çocuk annesiyim. Kadın haklarına değer verilen, eşit şartlarda yetiştirilen bir ailede büyüdüm. Aslında büyürken bunun ne kadar doğal bir şey olduğunu düşünüyordum. Ta ki yaş aldıkça ve de aynı zamanda eğitim hayatında ve çalışma hayatındaki tecrübelerimle bunun aslında çok değerli bir şey olduğunu kavradım. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da kadın olmak bir mücadele gerektiriyor. Ne kadar zeki, ne kadar yetenekli olursanız olun, eğitim hayatınız elinizden alınabiliyor ya da başkaları sizin hayatınız hakkında karar verebiliyor. Halbuki toplumun gelişebilmesi, aydınlık bir geleceğe kavuşabilmesinin başlangıcı kadın, çocuğu doğuran kadın, çocuğa temel eğitimi veren kadın, çocuğu geleceğine hazırlayan kadın. Böyle bir durumda kadının önemi zaten anne olarak çok yüksek. Kadının eğitimi, kendine güveni, huzuru, sağlığı ve ekonomik özgürlüğü aslında bizim geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın aydınlığı anlamına geliyor. Bugüne kadar olan tecrübelerimle kesinlikle net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki, toplumda ayağı yere basan, kendine güvenen bireyler olabilmeleri için eğitim eşitliği şart. Öncelikle bunu devlet ve sivil toplum örgütleri şiddetle yerine getirmediler. Biz Cumhuriyet'le beraber pek çok haklarımızı almış bir toplumuz. Diğer halklar bu hakları edinmek için çok ciddi mücadeleler verirken kadın haklarını Atatürk bize adeta hediye etmiştir. Bizim yapmamız gereken sadece bunu daha da yükseğe taşımaktır. Ancak hala şu gün bile eğitim eşitliğinden bahsediyorsak gerçekten çok üzücü. Üniversiteyi kazandığım sene çalışmaya karar vermiştim. İlk sene bir hazırlık okurken. Annem, ailem buna çok destek oldu. O yıllarda da Atakule yeni açılmıştı. Orada kafede kendime bir iş buldum. Ama bu işe böyle heyecanla başlayacakken bir anda annemin öğretmen arkadaşları, bir takım aile dostları şey demeye başladılar. İşte sen kimya mühendisi olacaksın, üniversitede okuyorsun, ne gerek var kafede işte bir garson olarak mı çalışacaksın dediler. Tabii gördüğünüz gibi ne kadar özgür olursak olalım çevrenin de bir baskısı oluyor. Tabii ki ben onları dinlemedim. Kafede çalıştım bir sene kadar. Bununla beraber 18 yaşında asgari ücret kazanmış oldum. İlave olarak da erken yaşta sigortalandığım için 48 yaşında emekli olabildim. Ve şu anda bu emekli maaşımla Türk Eğitim Derneği'nin 10 bin genç meşgale bursundan öğrenciler okutabilmekteyim. Tabii zamanla görüyorsunuz ki bunlar değişmiş. Şu gün üniversite öğrenciler için bu bir problem değilken o yıllarda bir sorundu. Demek ki toplum değişiyor. Böylece kadına bakış açısının da zamanla değişmesi gerekiyor. Yine toplumda ve dünyada olumlu gelişmeler var tabii ki. Mesela cinsiyet ayrımcılığının da ortadan kalkması. Örneğin artık günümüzde cinsiyet ayrımı olan kelimeler kullanılmıyor. İş adamı yerine iş insanı ya da bilim adamı yerine bilim insanı denilmesi de çok güzel. Tabii şunu da unutmamak lazım. Toplumun yarısı erkek, yarısı kadın. Yani sadece toplumun bir yarısına yatırım yapmak da çok insan israfı olurdu herhalde.
Kadının mücadelesi eğitimle bitmiyor. Bazen kadın olmak işe alamamamıza sebep oluyor. İşverenler sırf kadınsınız ve doğum izniniz olacak diye sizi işe almak istemiyorlar. Aynı zamanda kadınların erkeklere göre daha az terfi aldıkları da bir gerçek. Ben herkesin bu durumda kendine düşeni yapması gerekiyor. Ben bir anne olarak çocuklarıma öncelikle cinsiyet ayrımcılığı yapmamalarını, topluma ve kendilerine faydalı birer birey olmalarını öğretmeye çalışıyorum. İş ortamında eşitlikçi, hatta zaman zaman pozitif ayrımcılıkla kadın haklarının korunması konusunda çalışıyorum. Görev aldığım sivil toplum kuruluşlarında da gene aynı çizgide ilerliyorum. Yıllar önce İspanyol ortaklarımız fabrikamızı ziyarete geldiklerinde fabrikada çalışan, belirli mevkilerde çalışan kadınları gördükleri zaman çok etkilenmişlerdi. İBA Kimya'da biz özellikle beyaz yakada çok fazla kadınla beraber çalışıyoruz. ARGE'de erkek mühendislerimizden daha çok kadın mühendis arkadaşlarımızla beraberiz. Bir de Ankaralı olmak var. Ankara kesinlikle başka bir terbiye veriyor insana. Başkent oluşuyor. Belki memur kesiminin daha fazla oluşuyor. Eğitim düzeyi etkiliyor bunu. Ulaşımın kolaylığı, eğitim kurumlarının fazlalığı bir kadın olarak iş olanaklarına kolayca ulaşmamızı sağlıyor. Sonuç olarak ben Ankaralı bir kadın olarak kendimi mutlu, huzurlu, güvende hissediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal içerikli çalışmalarıma devam edeceğim. Kısmın bir konu seçmek olduğunu düşünmüştüm. Kadın ve şiddet, kadın ve eşitlik gibi kavramlardan bahsetmek istemedim.
söyleyecek yeni ne kaldı ki diye düşündüm maalesef. Nispeten gözlemleme şansı bulduğum kadın ve spordaki yeri de diğer konuşmacılara daha çok yakışacaktı. Profesyonel hayatım gereği pandemi sürecinde kadın ve yaşadığı zorluklarda bahsedebileceğim hususlardan bir tanesiydi. Ancak konumuzun olumlu bir ana fikri içermesi niyeti ve esasında pandemi kelimesinden çok yorulduğumuz için bu konudan da uzak durdum. Bunları zihnimde tarta dururken çekim mekanına önceden geldim, ışığın açısına baktım, hangi rengi seçersem daha iyi görünürüm diye düşündüm. Çevremden farklı fikir ve öneriler aldım. Bunlar belki size ne de profesyonel bir yaklaşım, zaten doğrusu da bu diye düşündürebilir. Ve fakat esasında bunun altında yatan ana etken, nasıl da mükemmel bir konu seçip ilgiyi diri tutabileceğimdi. Sonra yine üzerinde düşündüm. Her ne yaparsak mükemmel olmak zorunda mı diye sordum kendime. Ne yaparsak kusursuz mu olmalı? Mükemmellik artık bizim üzerimizde bir görev mi? Yoksa zaten çoktan böyle bir algı oluştu da biz buna hizmet eder mi olduk? Yine beni bu sorular farklı yönlerde düşünmeye sevk etti. Elbette toplumsal olarak yetiştirilme tarzımızın da bunda ciddi etkileri vardır. Bizde her şey nedense kadından beklenir. Daha olgun, daha çalışkan, daha becerikli, daha anlayışlı, daha güçlü olmamız beklenir. Sen halledersin denir. Yaşlılarımıza biz bakarız. Hastalarımıza biz bakım veririz. Çocuğumuzun okuluna biz gideriz. Aynı anda işten eve geliriz, biz direkt mutfağa gideriz. Bazen geriye atılırız ve üstelik bu normal karşılanır. Zaten kadınlar hep uçlarda yaşamaktadır. Zıtlıklar bizim hayatımızın tam ortasındadır. Zaten ya mükemmelsindir, ne işin vardır mutfakta, ya da mükemmelsindir, ne işin vardır iş yerinde. Zaten çağımız sorgulamayı, soru sormayı, tartışmayı şart kılmıyor mu? Dolayısıyla bizler de hem kendimiz, hem geriden gelenlerimiz için bu mükemmellik algı ve baskısını değiştirmenin yollarını aramalıyız. Her birimiz tekiz, biriciyiz, eşsiziz, kusursuzuz demeliyiz. Kendimiz olsak yeter demeliyiz. Geriden gelen kız çocuklarımıza dilediğiniz gibi gülün, oynayın, şarkılar söyleyin, dans edin demeliyiz. Kimi isterseniz onu sevin. Hiç kimsenin insafına, merhametine, size biçtiği role razı gelmeyin demeliyiz. Her ne yapıyorsanız yanınızda, arkanızda, yanı başınızda olacağız demeliyiz. Elbette bunların sosyo-kültürel olarak, sosyo-ekonomik olarak kolay olmadığını biliyorum. Diğer türlüsü hayalperestlik olur. Ve fakat biz kadınlar da hem kendimiz hem geriden gelenler için bu mitleri yıkacak cesaret, azim, yetenek ve güç var. Kendi başarı ve mutluluk kriterimizi belirleyecek kudret var. Beni sensiz bırakmasan hadi.
aşık olsak tamamdır, aşık olsak yeniden taşınır gibi, yeni bir yere alışır gibi, yeni doğmuş bebek gibi alırsın diyorlar. Mart Dünya Kadınları Günümüz kutlu olsun. ...17 Şubat 1926 tarihinde... savaşlardan daha yeni çıkmış bir toplumda... yokluk yılları yaşanırken... genç cumhuriyet... Medeni Kanun'un kabulü ile özellikle kadınlara çok değerli haklar tanımıştır. O şartlarda tanınan bu haklar bir vizyonu ve felsefeyi de ortaya koymaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu bu aydınlık felsefenin ışığında bizler de yönetime gelir gelmez harekete geçtik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlar için birçok değerli projeyi hayata geçirdik. Bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edecek ve başkentimizi kadınlar içinde dünya başkentleriyle yarışır bir konuma getireceğiz. Ankara'nın kadınları yaşadıkları kentte mutlu olsunlar diye yaptığımız tüm çalışmaları sizler de belediyemizin web sitesinde kadın çalışmaları başlığı altında takip edebilirsiniz. Cinsiyet eşitsizliğinin ve kadına şiddetin son bulacağı bir dünya temennisiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.